Sultan Mehmet zaten Mahya'nın doğum yeri oluyor. Biz de bir şey yıldızlarla gökyüzüne yazı yazmaya çalışıyoruz. Mahya benim için Ramazan'ın geldiğini, mübarek Ramazan'ın geldiğini ifade ediyor. Ramazan ayımızın yani olmazsa olmazı diyebilirim. 450 yıllık gelenek olan mahyalar İstanbul'da camilere asılmaya başlandı. Ayasofya Camii'nin ardından bu kez Sultanahmet Camii'nin minareleri gerdanlığına kavuştu. Mahya'nın asılış sürecine ise Ülke TV ekibi de şahit oldu. Sultanahmet Camii için usta eller tarafından hazırlanan mahyanın yapımı tamamlandı. Zorlu montaj süreci başladı. Şu anda Sultanahmet Camii'nin Ayasofya Camii tarafına bakan iki minaresi arasına mahyanın asım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bir gün yazı yazdık. Atölyemizde, Taksim'de vakıfları atölyesinde bir gün yazı yazdık. Bugün de sabahtan beri düzenek kurup malzeme taşıma olayı vardı yukarı. Şimdi yazı yazmaya başladık. 11 ayın sultanı diye mahyalar yazılıyor. Çok emekler veriliyor. Kaybolmaya yüz tutmuş mahya sanatı incelik ve ustalık istiyor. Kağıt üstüne bir yazı yazıyoruz. O kağıttaki yazıyı da takım üstüne aktarıyoruz. Şablonak. Ondan sonra kabloları üstüne numara vererek, böyle şöyle numara vererek, kodlayarak bunları posta haline getiriyoruz. İşte bakın, öncelikle iki minare arasına düzenek kuruldu. Şu anda ise o düzeneye Hak, Din, İslam'dır yazılı mahya yerleştiriliyor. Mahyalar mesleğin son temsilcileri olan Kahraman Usta ve ekibi tarafından hazırlanıyor. Az kaldı. Hemen bir harf bir şey kaldı. Bitiyor. İslam kısmında mıyız? İslam da bitti. Dır. Dır kaldı. Şu R kısmı kaldı. Nasıl bir duygu peki? Çok yüksekteyiz şu anda. Biz artık alışkın. 50 seneden beri bu aynı işi yaparsanız yükseklerde sıkıntı yok. Saatler süren çalışmaların ardından mahya Sultanahmet Camii'nin minareleri arasına yerleştirildi. İstanbul'da mahyalar ilk teravih namazıyla ışıklandırılacak.